Efendim iyi akşamlar. Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 25 Şubat Pazar, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Esra Toptaş. Ana habere başlıyoruz. Önce başlıklarımıza, önce manşetlerimize hızlıca bir bakalım. İlk başlığımız tabii ki yaklaşan seçimin gündemi olacak efendim. Kim için kuyularını kazıyorlar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye adım adım seçime gidiyor, liderler meydanlarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Adana'daydı. Muhalefete yine sert eleştiriler yöneltti Erdoğan. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar dedi. Açıklamalarının tüm ayrıntılarına az sonra bakacağız. Gelelim ikinci başlığımıza. Davet polemiği var efendim. Son birkaç gündür böyle bir polemik var siyasette. Davet polemiğinde taraflar ne söyledi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, AK Parti adayı Murat Kurum arasındaki davet polemiğinde ismi geçenler ne dedi? Az sonra tüm ayrıntıları ekrana getireceğiz ve hemen üçüncü başlığımıza bakalım. Kirada %25 sınırlaması bitiyor mu? Şimdi 2 yıldır devam eden bu uygulama, ev kiralarının %25 zam sınırı kalkıyor mu? Bu da yine son günlerin önemli bir tartışma konusu. Birazdan ekrana getireceğiz diyelim ve hemen başlayalım. Siyasetle başlayalım. Biraz önce de söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçime 34 gün kala bugün Adana mitinginde konuştu. Muhalefet için birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar dedi Erdoğan. CHP'ye yönelikse kapalı kapılar ardında kirli ittifaklarla demleniyorlar dedi. CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyorsunuz. Parti içindeki iktidar kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar. Birbirleriyle uğraşmaktan, birbirleriyle didişmekten fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Hedefinde muhalefet vardı. Ülkenin dertleriyle dertlenmiyorlar dedi. Kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıyor, kirli ittifaklarla, hani çay demlersiniz ya, demleniyor. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da partisinin mitinginde kürsüye çıktı. Altılı masayı eleştirip sözü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi. Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? Kazandık, kazanıyoruz. Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı. Erdoğan, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekti. Savunma sanayindeki başarıya vurgu yaptı. Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü bir savunma sanayi var. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımız azaldıkça uluslararası arenada etkinliğimiz artmıştır. Şimdi uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. İçimizdeki müzmin muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanı Milli Muharip Uçak Kağan'ın başarısını hatırlattı. Rakiplerimiz endişeye kapılıyor dedi. Öyle garip bir durumla karşı karşıyayız ki bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler Kaan'a bakınca kalorifer peti veya süpürge sapı görüyor. Gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlar ise büyüyen, güçlenen, mazlumların umudu haline gelen bir Türkiye görüyor. Evet, yerel seçime bugün itibariyle sadece 34 gün kaldı ve liderler de sahada, meydanlardalar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün Balıkesir'deydi. Partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Gündeminde hem ekonomi hem de adaylık sürecindeki o tartışmalar da vardı. Özel seçmene çağrı yaptı. Bir Nisan günü gelecek krizi, pahalılığı, enflasyonu mutlaka durdurabilirsiniz. Ama onu 2 Nisan'da bir gün sonra durduramazsınız. Bir gün önce 31 Mart günü durdurabilirsiniz. Seçmene bu sözlerle çağrı yaptı. Ekonomi üzerinden eleştirilerini sıraladı. Seçimden sonra doların yaşadığı seyri gördünüz. Mazotu gördünüz. Benzini gördünüz. Ama gördüğümüz
1 Nisan'da göreceğimizin daha pek azı. Ne diyorlar? Acı reçete geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de aday tanıtım toplantısında konuştu. Seçmen 1 Nisan'da eğer buna bir cevap vermezse, önümüzdeki süreçte çok tehlikeli, çok zor, 4 yıl bir daha sandığı bulamayacağı, sesini duyuramayacağı bir süreç başlayacak. Özel, adaylık sürecinde yaşanan tartışmalara da değindi. Bazı televizyonlarda, gazetelerde birkaç kişinin isyanını, itirazını duyuyorsunuz. Görevdeyken iyi, olmayınca istifa etmeler, başka partiye gitmeler ve oradan partiye ateş etmeler. Vallahi 3 tane 5 kişinin iktidara yakın gazetelerin manşetine çıkmasının bir önemi yok. Efendim, ana habere başlarken de söyledim. Bugünkü önemli başlıklarımızdan biri de siyasetteki son iki gündür gündeme oturan, siyasetin gündemine oturan bir tartışma var. Davet tartışması, davet polemiği diyeyim aslında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Sirkeci Kazlıçeşme Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılışına davet edildi mi, edilmedi mi? Soru bu tartışılıyor. Böyle bir polemik yürüyor. Davet polemiğiyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Fatih Belediye Başkanı konuştu. Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci Kazlıçeşme tren hattının açılışı için tarafıma davet geldi. Davet polemiği karşılıklı açıklamalarla sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine gönderilen davet mailinin Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan geldiğini söyledi. Nereye geliyor? Aşağıda yazıyor bak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme ne zaman gelmiş? 22 Şubat Perşembe öğleden sonra 3:26 geçecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na da davet polemiği soruldu. Bizim gündemimize oturacak bir konu değil bu ya. Ya biz İstanbul'a nasıl hizmet ederiz onun derdindeyiz. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. İmamoğlu daveti bana Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan gönderdi demişti. Turan da konuyla ilgili konuştu. Bu işleyişle ilgili bir birim ve biz bütün herkese de burada böyle bir açılış yapılacağını bilgi mahiyette duyuruyoruz. Bunu özel kalemlerimiz kendi işlerinde zaten konuştular. O yazışmalarda ben yayınlarım. Bu ayıp ama gündem, kamuoyunun gündemi bu değil. Sayın Ekrem İmamoğlu kaybettiğinde bir tek şeyle anılacak bu 5 yılda. Polemikleriyle anılacak. Ve meclis gündemine bakalım şimdi de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeni haftada da yoğun bir gündem bekliyor. Genel kurulda yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. yargı paketi görüşülecek. Teklif emeklilerin bayram ikramiyesinin 3.000 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemeyi de içeriyor. Bu arada onu da belirtelim. Ve liderler de partilerinin grup toplantılarında konuşacak. Kabul edenler, kabul etmeyenler. 8. yargı paketi, komisyonlar ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Salı günü çalışmalarına başlayacak Meclis Genel Kurulu 8. yargı paketini ele alacak. Teklife göre örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek. Düzenlemeyle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirket faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum atanmasına karar verildiğinde tasarruf mevduat sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini tazminat komisyonu karara bağlayacak. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2.000 liradan 3.000 liraya yükseltilmesini öngören maddede 8. yargı paketine eklenmişti. Buna göre düzenlemenin yasalaşması halinde Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere 3.000 lira ikramiye verilecek. Teklifle deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi 1 yıl daha uzatılacak.
Mecliste salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Efendim, son günlerin en çok konuşulan meselelerinden biri de bu fahiş kira artışlarının önüne geçmek için getirilen %25 zam sınırının devam edip etmeyeceği. Bu uygulama Temmuz ayında sona erecek malum. Önceki yıl getirilmişti böyle bir düzenleme. Merak edilense uygulamanın süresi uzatılacak mı dediğim gibi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi bu konuda. Bakan Tunç ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor dedi. Kirada %25 zam sınırı uygulaması Temmuz'da sona erecek. Peki uygulama süresinin uzatılma ihtimali var mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor dedi. 2 yıl önce fahiş kira artışları mağduriyet oluşmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde %25 ile sınırlandırıldı. Sonra endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla da %25 kısıtlaması sona ermiş olacak. Maliye Bakanımızın enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman uzamasına ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor. Bakan Tunç TV100 yayınında soruları yanıtladı. Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk uygulamasına ilişkin rakamları da paylaştı. Bir takım kiracı kiralayan tartışmaları söz konusu oldu. Bu tartışmaları sona erdiren bir değişiklik yaptık. 1 Eylül'den itibaren kira davalarında ara buluculuk uygulamasını başlattık. Şu ana kadar kira uyuşmazlıklarında ara bulucuya 129.259 başvuru oldu. 69.239'u anlaşmayla sonuçlandı. Efendim, Bursa açıklarında batan kargo gemisindeki kayıp 4 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışmalarını sonlandırırken kıyı emniyeti ve sahil güvenlik kayıp mürettebatı aramayı sürdürüyor. Nene Hatun gemisindeki 11 dalgıçla karadan da 1000 personel çalışma yürütüyor. Hala devam ediyor çalışmalar. Batan gemi denizin 51 metre derinliğinde bulunmuştu, hatırlayacaksınız. Çalışmalara insansız sualtı robotu da destek veriyor tabii. Batuhan A isimli kargo gemisi 15 Şubat'ta Bursa'da Karacabey açıklarında batmış. Sadece iki mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştı. Efendim, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi NATO müttefiklerinin endişelerini artırdı. Savunmalarını güçlendiren devletlerin eski moda savunmalara yöneldiği de iddia ediliyor. ABD basını Avrupa mayınlara geri dönüyor diyor. Avrupa ilkel olarak nitelendirilen savunma yöntemlerine yöneldi. Akıllara mayınlar Avrupa'ya geri mi dönüyor sorusu geldi. Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana ordularını yeni silahlarla donatıyor. Rusya'ya sınırı olan bazı ülkeler savunmalarını güçlendirmenin yollarını arıyor. Bunun için kara mayınlarına ve diğer eski teknolojilere dahi başvuruyorlar. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre Rusya anti-tank mayınları, dikenli teller ve beton bloklar gibi ilkel teknolojilerle Ukrayna'nın karşı saldırısını durdurmayı başardı. Rusya'nın Avrupalı komşuları da savunmalarını güçlendirmek için geçen yüzyıldan kalma eski teknolojileri kullanmaya başladı. Başta Finlandiya olmak üzere bölge ülkeleri kendi savunmaları adına benzer yapılar inşa etmek için kolları sıvadı. Hatta öyle ki Ottawa anlaşmasıyla yasaklanan anti-personel mayınlarının kullanımı da yeniden gündeme geldi. Habere göre Litvanya, Letonya, Estonya ve NATO'nun en yeni üyesi Finlandiya, geçen haftalarda Ottawa anlaşmasından çekilmeyi ele aldı. Henüz bu yönde bir karar olmasa da siviller için daha az tehlikeli olan anti-tank mayınları sınır boyunca döşenmeye başladı. Ottawa anlaşmasıyla yasaklanan mayınlar bir kez yerleştirildikten sonra onlarca yıl tehlike yaratırken her yıl yüzlerce sivilin yaşamına mal oluyor. Özellikle çocuklar ve çiftçiler için dünya çapında büyük tehlike yaratan bu mayınların kullanımı birçok ülkede yasak. Ve dünya gündemiyle devam edelim. Efendim, ABD bir kez daha Husileri vurdu. ABD ve İngiltere'nin müttefiklerinin de desteğiyle Yemen'de 8 farklı yerde, 8 farklı noktada 18 Husi hedefini vurduğu bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan, Pentagon'dan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Yapılan bu açıklamada Husiler tarafından kontrol edilen yeraltı silah depoları, insansız hava aracı sistemleri, hava savunma sistemleri, radarlar ve bir helikopterin hedef alındığı kaydedildi. Saldırıları ABD ve İngiltere'nin Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın desteğiyle yaptığı aktarıldı. Yemen'de 8 farklı yere düzenlenen saldırıların 18 Husi hedefini vurduğu ifade edilen açıklamada bunun Husilerin Kızıldeniz'de süregelen saldırılarına cevaben yapıldığı savunuldu. Efendim şimdi de İngiltere'ye bir dönelim. İngiltere'de Müslüman karşıtlığıyla suçlanan vekilin parti üyeliği askıya alındı. Vekilin İslam karşıtı sözlerinin hedefindeki Londra Belediye Başkanı Sadık Khan parti üyeliğinin askıya alınmasını yeterli bulmadı, hükümeti kınadı. Müslüman karşıtlığıyla suçlandı. Londra, İngiliz vekilin parti üyeliğini askıya aldı. İngiltere'de iktidardaki muhafazakar parti milletvekili Lee Anderson, bir röportajında Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ı hedef almış, İslamistlerin ülkemizi kontrol altına aldığını düşünmüyorum ama Khan'ı ve Londra'yı kontrol altına aldığını düşünüyorum demişti. Muhafazakar parti yöneticisi Simon Hart, Anderson'ın sözleri nedeniyle özür dilemeyi reddettiğini söyledi. Bu sebeple parti üyeliğinin askıya alındığını duyurdu. Anderson, üyeliğinin askıya alınması kararını anlayışla karşıladığını söyledi. Ancak muhafazakar parti eleştirilerden kaçamadı. Londra Belediye Başkanı Khan, Anderson'ın ülkede artan Müslüman karşıtı nefretin üzerine benzin döktüğünü söyledi. Başbakan Rishi Sunak'ın açıklama yapmamasını eleştirdi. Sunak ve kabinenin sağır edici sessizliği bu ırkçılığa göz yumuyor. Irkçılığın suç ortağı gibiler dedi. Anderson'ın Ocak ayına kadar genel başkan yardımcısı olduğu Muhafazakar Parti'deki bu görevini düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına destek vermediği için bırakmıştı. Efendim İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları olağanüstü toplantısına dair nihai bildiri açıklandı. 43 ülkeden katılımla hazırlanan bildiride Filistin halkına yönelik saldırılara devam eden İsrail'e koşulsuz ateşkes çağrısında bulunuldu. İsrail'in gerçekleri çarpıtma girişimleri reddedildi. İnsan hakları ihlallerine yönelik ifşa çağrısında bulunuldu. İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları olağanüstü toplantısı sonrası nihai bildiri açıklandı. 43 ülkeden 200 üst düzey temsilcinin katılımıyla hazırlanan bildiride İsrail yönetiminin Filistin halkına yönelik devam eden askeri saldırıları, sistematik baskısı, katliamı ve soykırımı kınandı. Daha fazla can kaybının önlenmesi için koşulsuz ateşkes çağrısında bulunuldu. Kabul edilmiştir. Bildiride İsrail'in gazetecilere yönelik kasıtlı saldırılarında 120'den fazla kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ve kaybolduğu hatırlatıldı. Uluslararası topluma acil bir soruşturma açma çağrısı yapıldı. Burada biz dezenformasyonla mücadelede, sahadaki habercilik faaliyetlerinde ortaya konulacak olan bütün gayretlerde güçlü bir işbirliğiyle hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz ve böylelikle İsrail'in işlediği cürümlerin bedelini ödemesi için bu işlerin, bu adımların, bu faaliyetlerin çok kritik olduğunu düşünüyoruz. Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde çözülmesinin bölgede sağlam, kapsamlı ve kalıcı barışın sağlanması için tek yol olduğu vurgulandı. İsrail'in işgali meşrulaştırmak için yürüttüğü dezenformasyon kampanyaları kınandı. Israel shall not win in any war against the Filistin halkının topraklarının kurtarılması için mücadelenin desteklendiği ifade edildi. Tüm ülkelere bağımsız Filistin devletini tanımaları çağrısında bulunuldu. İsrail neredeyse 5 aydır Filistin'e, Gazze'ye ölüm yağdırıyor. 30 bini geçti hayatını kaybedenlerin sayısı. Tabii bunlar tespit edilenler. İsrail ve Hamas'tan ateşkes haberi gelecek mi? Tabii dünya da bu sorunun cevabını bekliyor. Hafta sonu Paris'te heyetler bu sorunun yanıtını aradı. İsrail medyası bu arada İsrail ile Hamas arasında yeni bir anlaşmaya varmak için yapılan görüşmelerinde olumlu ilerlediğini duyurdu.
Dünyanın gözü Paris'teki ateşkes görüşmelerine çevrildi. İsrail medyası görüşmelerin olumlu ilerlediğini duyurdu. İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların sonlanması için İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katarlı yetkililer Fransa'nın başkenti Paris'te ateşkes diplomasisi yaptı. Çatışmanın durması ve rehinelerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerin haftalardır yapılan en ciddi girişim olduğu belirtildi. İsrail Devlet Televizyonu KAN'a göre görüşmeler Hamas'ın İsrail'in karşı çıktığı 4 talebinin etrafında yoğunlaştı. Bunlar İsrail'in Gazze'den çekilmesi, insani yardımın artırılması, ateşkesin süresi ve serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısıydı. Arapça yayın yapan Londra merkezli Şark El Avsat da olası ateşkesin 3 aşamalı olacağını iddia etti. Filistinli kaynaklara dayandırılan haberde Paris'te taslağı oluşturulan uzlaşıya göre ateşkes ilk aşamada 6 hafta süreyle devreye girecek. İlk aşamada 35 İsrailli, yüzlerce Filistinli salıverilecek. İkinci ve üçüncü aşama için tekrar müzakere masası kurulacak. İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi, İsrail heyetinin ülkeye olumlu şekilde döndüğünü yazdı. İsrail yetkililere dayandırılan habere göre müzakereler olumlu geçse de anlaşmaya varmak için henüz erken yorumları yapıldı. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ise bir İsrail heyetinin esir takası anlaşmasıyla ilgili müzakerelere devam etmek için Katar'a gideceğini yazdı. Müzakerelerin ilerleyen günlerde Kahire ya da Doha'da sonuçlanabileceğini, Ramazan ayında uygulamaya girebileceğini aktardı. Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasında esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmış, İsrail'in yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı. Efendim tabii şimdi bir taraftan ateşkes müzakereleri işte böyle devam ediyor. Diğer taraftan da İsrail'de sokaklara çıkan binlerce kişi hükümetin istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Yine her hafta sonu düzenliyorlar bu protesto gösterilerini. Polis esir yakını göstericilere sert müdahalede bulundu. 19 kişiyi gözaltına aldı. İsrail'de binlerce kişi bir kez daha sokaklara çıktı. Hükümeti protesto ederek Gazze'deki esirlerin geri getirilmesini istedi. Erken seçim talep etti. Tel Aviv'deki gösterilerin merkezi Savunma Bakanlığı'nın önü oldu. Göstericiler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve liderliğindeki hükümete seslendi. Tel Aviv yönetimini İsrail'in güvenliğini sağlayamamak ve Gazze'deki İsrailli askerleri umursamamakla suçladı. Gösteride sık sık erken seçim sloganları atıldı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in resminin altında güvenlik açığı yazılı dev pankart açıldı. Hükümetten hiçbir şey istemiyorum. Bu hükümetin gitmesini istiyorum. Bu hükümet en kanlı hükümettir. İsrail toplumunun Arap komşularıyla olan tüm iyi komşuluk bağlarının yok edilmesinden sorumludur. Binlerce kişilik gösterici grubu Tel Aviv'in merkezi noktalarından Kaplan Caddesi'ne doğru yürümeye çalıştı. İsrail polisiyle göstericiler arasında arbede yaşandı. Atlı polislerle müdahale edildi. Kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle gözaltına alınan protestocular oldu. Tel Aviv'in yanı sıra binlerce İsrailli Batı Kudüs, Hayfa, Kayseri'de de hükümetin istifası ve erken seçim talebiyle gösteriler düzenledi. İsrail'e göre Gazze'de halen 100'den fazla esir bulunuyor. Efendim Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan da bir açıklama var İsrail'le ilgili. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin şöyle dedi Lula. Bu bir soykırım değilse soykırımın ne olduğunu bilmiyorum dedi. Soykırım açıklamasını geri almadı Lula. Bunun artık onur meselesi olduğunu söyledi. Também Margaret Menezes, ministra da Cultura. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva geri adım atmadı. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını savundu. Bu bir soykırım değilse soykırımın ne olduğunu bilmiyorum. Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha soykırım olarak nitelendirdi. İsrail hükümetinin Filistin halkına yaptığı şey bir savaş değil,
Soykırımdır. Çünkü kadınları ve çocukları öldürüyorlar. Askerler ölmüyor. Kadınlar ve çocuklar ölüyor dedi. Silva, İsrail'in Gazze saldırılarını Nazi holokostuyla karşılaştıran yorumunu geri çekmesi talebine onurumdan vazgeçmeyeceğim diye yanıt verdi. Nasıl ki cezaevindeyken hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğimi ve özgürlüğümü, haysiyetime değişmeyeceğimi söyledim, yine yalancılık için onurumdan vazgeçmeyeceğim. Özgür ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yanayım. Lula da Silva, 18 Şubat'taki açıklamasında İsrail'in Gazze'yi işgalini soykırım ifadesiyle nitelendirmiş ve Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti. Bu açıklamanın ardından İsrail, Lula'yı istenmeyen adam ilan etti ve Brezilya Büyükelçisini çağırarak özür talep etti. Lula ise istişarelerde bulunmak üzere Brezilya'nın İsrail Büyükelçisini geri çağırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a 70. doğum günü vesilesiyle bir kutlama mesajı gönderdi. Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda Erdoğan'a başarı ve sağlık dileğinde bulundu. Yaşamınız vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız dedi. Ülkesindeki seçimlerden sonra geleneğe bağlı kalarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini de anımsattı Aliyev. Davet ve misafirperverliği için Erdoğan'a teşekkür etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı bir sistemin inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Anayasal olarak her şeyin yerli yerine oturtulması, benim sözüm daha kuvvetli yarışı içinde kimsenin olmaması lazım. Anayasadaki flu alanlar giderilmeli dedi. Anayasa tartışmasına ilişkin mesajlar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, birçok çatışma alanının anayasa içinde olduğunu söyledi. Kimsenin senin sözün sözse benim sözüm daha kuvvetli söz yarışı içinde olmaması lazım. Bazı konularda flu alanlar var. Yargı kurumları arasında bir güç mücadelesinin olmayacağı bir sistemi inşa etmemiz lazım dedi. Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi 14. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yine anayasa çalışmalarında kırmızı çizgim dayatması yapılmaması gerektiğini ifade etti. Hiçbir partinin tek başına bir anayasası olmaz. Milletin anayasası olur. Burada gönlümüzden geçen odur ki hemen ilk turda 400'ü aşsın ve anayasa mecliste yapılsın. Olmazsa bunu referanduma götürecek çoğunluk mecliste oluşsun. Herhangi bir grup, herhangi bir çevre benim kırmızı çizgim budur diyerek en baştan kırmızı çizgisini dayatmasın. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarında izlenebilecek yol haritasını anlattı. Mesela parlamento içinde komisyonlar olabilir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi karma komisyonlar kurulabilir. Sivil toplumun görüşlerinin alındığı, büyük müzakere ortamlarının açıldığı, şehir şehir, bölge bölge fikirlerin alındığı bir istişare zemini açılabilir. Çok net söylüyorum, yeni anayasa ya da anayasada köklü değişiklik bir fantezi, bir siyasi tartışma değil, Türkiye için bir zarurettir. Geçmiş dönemlerde anayasa değişikliği ile ilgili 64 maddelik bir mutabakat var. Bugün maddeler üzerinde konuşsanız belki bu 64 madde partilerin çoğunluğunun uzlaşabileceği 84-94 madde olur. Ve şimdi de Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle devam edelim. Efendim Türkiye-Yunanistan ilişkileri üst düzey ziyaretlerle yeniden olumlu bir zeminde ilerliyor özellikle son aylarda. Ancak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamaları bu sürece ilişkin soru işaretleri yaratıyor. Şöyle ki, Ocak ayında Dendias gayri askeri ada statüsündeki Limni'yi ziyaret etti. Daha sonra da Ege'de suların sakinleşmesine yönelik adımlar atılsa da ben endişeliyim diye bir açıklaması olmuştu. Dendias'ın açıklamaları da Ankara'da olumlu atmosfere zarar verdiği yönünde değerlendiriliyor. Ziyaretler, karşılıklı verilen olumlu mesajlar. Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu süreç devam ediyor. Ancak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamaları soru işareti yaratıyor.
Bir dönem Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı olarak görev yapan, geçen yılsa Savunma Bakanı olarak görevlendirilen Dendias'ın Ocak ayında yaptığı bazı ziyaretler ve açıklamalar dikkat çekti. Dendias, 1 Ocak'ta gayri askeri ada statüsündeki Limni'yi ziyaret etti. Buraya tesadüfen gelmedim dedi. Ülkemiz silahlı kuvvetlerinin buradaki varlığı önemlidir ve önemli olmaya devam edecektir açıklaması yaptı. 14 Ocak tarihli açıklamasında da gündem Türkiye'ydi. Türkiye atılımlar yaptı. Biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez dedi. Dendias'ın iki ülke ilişkilerine dair negatif açıklamaları devam etti. 19 Şubat 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 Viper askeri uçağının Ege Denizi'nin güneydoğu ve orta kesimi üzerinde yaptığı uçuşa katıldığını açıkladı. 115 pterygas mahis. Türkiye'nin savaş uçağı Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği 21 Şubat 2024 tarihinde de Dendias'tan ilginç bir çıkış geldi. Türklerin önüne geçmek için mücadele ediyoruz ifadelerini kullandı. Dendias, her iki ülkede pozitif atmosfer yaratıp Ege'de suların sakinleşmesine yönelik adımlar atsa da ben endişeliyim dedi. Bunun yanında geçen hafta Yunanistan, oluşan olumlu havayı bozma riskine rağmen gayri askeri statüde bulunma şartıyla verilen adaların karasularında tatbikat icra etmek üzere NOTAM ve NAVTEX yayınladı. Ve şimdi sırada İstanbul'dan bir haber var. Esenler'de efendim bir grup sürücü kendilerine aynı sokakta peş peşe defalarca kez kesilen trafik cezalarını protesto etmek için toplandı bugün. Sürücüler kendilerine nedensiz yere ceza yazıldığını savunuyor. Yememiş, içmemiş, oturduğu yerden bize bir sokakta ceza yazmış. Ses açmışız, emniyet kemeri takmamışız. Bizi duyuyorsa çıksın gelsin ben yazdım desin. 1, 2, 3 derken baktım ki mağduriyet sadece benle kısıtlı değilmiş. Kimine onlarca ceza yazıldı, kimi iddiaya göre orada bile değildi. Kendilerine sürekli ceza kesilen o sokağa giderek konvoy oluşturdular. Korna çalarak protesto ettiler. Bu sokaktan yalnızca 62 bin lira cezam var abi ya. Kaç defa yazdın? Abi şu anda 48 tane cezam var burada. Burası İstanbul Esenler'deki 55. sokak. Aracıyla konvoya katılanlar Fahri Trafik Müfettiş'ten şikayetçi. İddialarına göre emekli polis memuru o Fahri Müfettiş sokaktan geçenlere olmayan ihlallerden ceza yazıyor. Konvoy yaptı, konvoy halinde, eşlik halinde. Herkes bu insandan şikayetçi. Aynı günde, aynı saatte tarafımıza 7 tane, 8 tane ceza yazıp göndermekte. Sürücüler tekrar ceza yazılmaması için araç plakalarını kapattı. Durumu korna çalarak protesto etti. Efendim şimdi ekranlarınıza yine İstanbul'dan bir görüntü getireceğiz. Bir sürücü aracıyla drift yaptı. O sürücüye 32.233 lira da para cezası uygulandı. Hemen geliyor ekranlarınıza o görüntüler. İşte bu görüntüler efendim Büyükçekmece'de kaydedildi. Bir sürücü aracını işte böyle kaydırmaya başladı. Bir başka kişi ise o anları kamerayla kayıt altına aldı. Bu görüntüleri çekti. Bir de bir marifetmiş gibi bunları sosyal medyada paylaştılar. Bu sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından da trafik şube ekipleri hemen harekete geçti. Sürücü kısa sürede yakalandı. Drift atmak suçundan 32.233 lirada ceza uygulandı. Ehliyetine ise 2 aylığına el konuldu. Araç 60 günlüğüne trafikten men edildi. Efendim İstanbul Ümraniye'de dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ve iki kızını öldüren katil zanlısı yakalanıp tutuklandı. Bu haberi hatırlayacaksınız. Zanlı ifadesinde Yasemin Ünlü ve kızlarını kendisinin değil uzaylıların öldürdüğünü söyledi. Birlikte yaşadığı kadın ve iki kızını öldürdüğünü kabul etmedi. Yaptığı savunma onu tutuklanmaktan kurtarmadı. Kim öldürdü? Uzaylılar öldürdü. İstanbul Ümraniye'de Cuma günü bir siteden silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine gelen polis Yasemin Ünlü ve kızları Zeliha ve Mine Güney'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis
katil zanlısı olarak kızların babası iş adamı Suat Güney'in peşine düştü. Tamam, nikahlarınızı iki kızınızı öldürün. Ben öldürme. Zanlı Suat Güney saklandığı yerde yakalandı. Güney ifadesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü ile iki kızını öldürdüğünü inkar etti. Olay günü eşinin kendisine küfrettiğini, kızlarının sözünü dinlemediğini ileri sürdü. Onları kendisinin değil uzaylıların öldürdüğünü söyledi. Kim öldürdü? Uzaylılar öldürdü. Adliyeye sevk edilen zanlı mahkeme tarafından tutuklandı. İnan nikahlarınızı iki kızımızı öldürdü. Ben öldürdüm. Efendim yine İstanbul'dayız. Bir kaza var, ilginç bir kaza. Vinçler çarpıştı efendim bu kez. Park edildiği sırada birden freni tutmadı bir vincin. Önündeki başka bir vince çarptı. Korkutan kaza kameraya yansıdı. Vinçte sıkışan operatör yaralandı. Freni boşaldı, kaydı. Süratle önündeki vince çarptı. Caddeye çıkan vinç az daha faciaya neden olacaktı. Buradaki araç freni patlayınca bunu sürükleyerek karşı kaldırıma attı. Bu da burada otele vurarak burada durdu. Kaza İstanbul Beyoğlu'nda Arap Camii Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çalışma yapmak için sokağa park edilen vincin frenleri tutmadı. Hareket eden vinç önündeki vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki vinç süratli bir şekilde caddenin karşısına geçti. Duvara çarparak durabildi. Yukarıdan süratli bir şekilde geliyor. Şoför kendini atıyor arkadaki vinç. Öndeki vinç de içinde kendisi sıkışıyor. Ondan sonra buradan oradan vurunca arkadan yoldan karşıdan karşıya geçiyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Önde bulunan vincin operatörü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Efendim şimdi de Gaziantep'e bir dönelim. Bir kavga var. Kasapların kavgası bu. Adaklık hayvan satışı yapan kasaplar arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada iki kişi yaralandı. Görüntüler de şimdi hemen ekranlarınıza geliyor. Silah sesleri Şehit Kamil ilçesinden yükseldi. Efendim iddiaya göre adaklık satışı ve kesimi yapan kasaplar arasında müşteri ve yer kapma tartışması çıktı. Ve o tartışmada kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve silahlar ateşlendi. İki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı hemen. Polisin bu olaya karışanları yakalamak için başlattığı çalışmada devam ediyor. Efendim Trabzon Sürmene'de öldürülen taksi şoförü Hüseyin Arslan'ın katil zanlısı hakkındaki iddianame tamamlandı. Zanlı Mustafa Kol hakkında kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Önce aracı bulundu, sonra cesedi. Taksi şoförü de bıçaklayıp kurşunlayan zanlı için istenen ceza belli oldu. Merhumdan razı mısın? 50 yaşındaki Hüseyin Aslan, Trabzon'da taksi şoförlüğü yapıyordu. Aracı Sürmene ilçesinde yayla yolunda camları kırılmış halde bulundu. Jandarma aracın içinde kan izlerine rastladı. Aslan'ın cansız bedeni aracına yaklaşık 5 kilometre uzakta dere kenarında bulundu. Katil zanlısı Mustafa Kolsa kaçmaya çalıştığı aracın lastiği patlayınca yakalandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Zanlı Mustafa Kol'a kasten adam öldürme ve yağma suçlaması yöneltildi. Peki cinayetin sebebi neydi? İddianamede şüphelinin ifadesine de yer verildi. Mustafa Kol ifadesinde taksici Hüseyin Aslan bana eşin aracıma binmeyecekmiş dedi. Nedenini sordum, sonra eşime küfredip torpidoya yöneldi. Ben de silahı çıkarıp ateş ettim dedi. Taksiciyle husumetli olmadığını, olayın bir anlık sinirle yaşandığını ileri sürdü. Olaydan sonra aradığı ilk kişinin de eşi olduğunu söyledi. Katil zanlısı Mustafa Kol müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.
Efendim şimdi de Bursa'ya bir dönelim. Bursa'da havaya ateş açan iki kişi vardı. Bu havaya tüfekle ateş açan iki şüpheli o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Polis takibiyle yakalandılar. Geliyor hemen görüntülerde ekranlarınıza. Olay İnegöl ilçesinde meydana gelmişti. İki şahıs ellerine aldıkları tüfeklerle sokak ortasında havaya işte böyle ateş etmişlerdi ve o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydederek bir de üstüne sosyal medyada paylaştılar. Tabii durumu fark eden polis ekipleri hemen harekete geçti. Şahıslar tespit edilerek kısa sürede yakalandı. Tüfeklere el konuldu tabii. 20 yaşındaki iki şüpheliye adli işlem yapıldı. Efendim Hatay'da konteyner kentte çıkan yangında 3 konteyner küle dönmüş, bir anne ile 1,5 yaşındaki oğlu yaralanmıştı. Hatırlayacaksınız bu haberi, geçtiğimiz günlerde meydana gelmişti. Anne Çiğdem Çalar oğlunu kurtarmak için canını hiçe saymıştı. Anne o anları anlattı. Benim ufak oğlum geldi, anneye de konteyner yanıyor. Ben koştum. Gözünü bile kırpmadan yanan konteynerin içine girdi. Çünkü içeride beşikte uyuyan 1,5 yaşındaki oğlu Çınar vardı. Su ver, su, su. Abi çekil şöyle abi. Ben oradan öleceğimi bilsem de yani çocuğumu almak istedim yani, çıkarmak istedim. Hatay'da depremzedelerin kaldığı geçici yaşam merkezinde geçen perşembe günü yangın çıktı. Çalar ailesinin yaşadığı konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Depremzedeler yangına müdahale etti ama çabaları yetmedi. Anne Çiğdem Çalar, konteynerde uyuyan 1,5 yaşındaki oğlu Çınar'ı kurtarmak için ölümü göze alıp alevlerin içine girdi. Kafasında, gözünde eli yanmış, diğer eli yanmış. Benim sırtım, kafam, boynum. Anne oğul yangından yaralı kurtuldu. Hatay Valiliği aileyi başka bir konaklama merkezine yerleştirdi. Ve Mersin'deyiz. Bir çiftçinin efendim su bulmak için yaptırdığı sondajdan gaz çıktı. İtfaiye kuyudaki alevi söndürüp patlama tehlikesine karşı hemen önlem aldı. Bölgede de inceleme başlatıldı. Su için açılan sondaj kuyusundan gaz çıktı. Bölgede önlem alındı. İnceleme başlatıldı. Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçi su bulmak için bahçesinde sondaj kuyusu açtırdı. Gaz kontrolü için çakmağa çakınca kuyudan alevler yükseldi. Alevin büyümesi üzerine itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye kuyudaki yangını söndürdü. Bu gazın ne gaz olduğunu tespit edilmesi gerekiyor. Bazen sondajlarda ufak tefek patlamalar oluyordu. Metan, bütan ya da propan gazlarından bir tanesi olabilir. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye girişin engellenmesi için şerit çekildi. Uzman ekip bölgede inceleme yapacak. Efendim şimdi bir İstanbul'a dönelim. Sirkeci Kazlıçeşme tren hattına bir bakalım. Yeni nesil ulaşım projesiyle yeniden açılıyor. Yarın açılışta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da yarın hizmete girecek hatla ilgili bilgi verdi. Yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu da raylı sistemlerimizi yaygınlaştırmaktan geçmektedir. Kazlıçeşme, Sirkeci projesinin yanında İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımız Bakırköy, Bahçelievler, Kirazlı, Halkalı, Başakşehir, İstanbul Havalimanı ve Altunizade, Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hatlarıdır. Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları sosyal aktivite alanları oluştururken yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ettik. Yaptığımız araştırmalar İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değildir. Yer altına yani metrolara inmemiz gerekir.
Şimdi İstanbul demişken tabii İstanbul'da bu sene kış yüzünü tam olarak göstermedi. Bir türlü göstermedi. Kar yağmadı. Çok da fazla soğuk olmadı. Hatta bu hafta sonu bahardan kalma günler yaşandı. Dün 18 dereceydi, bugün 19 dereceydi. Tabii güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler İstanbullular da sahillerin ve parkların yolunu tuttu. Çok güzel hava. Yazdan kalma günler yaşıyoruz sanki. Kimi yemeğini alıp çimenlere kuruldu, kimi sahilde yürüyüş yaptı. İstanbullular tatil gününü güneşli havayla değerlendirdi. Şubat ayının sonu, Mart başı artık yani bahar geldi. Hemen sandalyemizi kaptık, yiyeceklerimizi aldık, sahile geldik. Güneşin tadını çıkarıyoruz. Şubat ayının sonuna geldik. Kış mevsiminin son ayı Mart ayına girmemize ise artık sayılı günler kaldı. Ancak soğuklar bir türlü kendini hissettirmedi. Aksine işte bu güneşli günler devam ediyor. Haliyle hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular da kendini sahillere attı. Adeta bir bahar yaz havası yaşıyoruz. Sahilde ağacın gölgesinde dinlenen de vardı. Çocuklarını oyun parkında eğlendiren de. Yaz havası gibi bir hava var ya. Sabah uyandık böyle ilkbahar gibi böyle. Bu sene kar da göremedik doğru dürüst. Havalar hep böyle sıcak gidiyor. Pazar günü değerlendirelim. Belki önümüzdeki haftalarda soğuk tekrar gelebilir ihtimaliyle geldik. Ay geliyor. Efendim hemen hatırlayacaksınız. Şimdi geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'ndeki deniz anası tehlikesini ekranlarınıza taşımıştık. Sizi bu kez Akdeniz sahillerine götüreceğiz. Şimdi az sonra ekranlarınıza gelecek o görüntüler. Mersin'de yüzlerce deniz anası Kız Kalesi sahiline vurdu. Panik yaptık ama inşallah bir şeyin habercisi değildir. Denizler için tehdit oluşturan deniz anaları bu kez Akdeniz'de görüldü. Sayıları deniz suyu ısındıkça artmaya devam ediyor. Denizlerdeki yaşamı tehdit eden deniz anaları bu kez Mersin kıyılarında kendisini gösterdi. Yüzlercesi Kız Kalesi sahiline vurdu. Görenlerin bazıları şaşkınlık yaşarken bazıları umursamayıp denize girmeye devam etti. Çok fazla. Gerçekten insan biraz şey yapıyor. Hepsi zehirlidirler değil mi zaten? Deniz analarının artışı iklim krizine işaret ediyor. Ayrıca diğer canlıların yaşamını da etkiliyor. Küresel iklim değişikliğinin aslında bir belirtisi. Gün geçtikçe çevre sorunlarının giderek artması da sıcak iklimlerde olan daha çok sıcaklığın artmasıyla belirtilen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Efendim şimdi ekranlarınıza bir gül parfümü getireceğiz ama bu ilginç bir parfüm. Çünkü yutulabiliyor. Nasıl diyorsunuz tabii hemen. Efendim Trakya Üniversitesi'nde bilim insanları ilginç bir çalışmaya imza attı. Yutulabilir gül parfümü ürettiler. Tabletler yutulduğu zaman insandan gül kokusu salgılanmasını sağlıyor. Sarımsağın yaydığı kokudan ilham alan uzmanlar çalışmanın patentini almak istiyor. Sarımsaktaki etkiye çok benzeyen bir etki oluyor. Toplanan güllerin aromasını alıyorlar. Püskürtmeli kurutucuda kurutuyorlar. Ardından yutulabilir tablete dönüştürüyorlar. Gül kokusu parfümlerde yaygın olarak kullanılıyor. Edirne'deki Trakya Üniversitesi'nde uzmanlar gül parfümünün yutulabilir halini üretmek için kolları sıvadı. Toplanan güllerin aromaları çıkarıldı. Kapsül içerisinde kurutuldu. Ardından toz haline gelen aroma tablet haline getirildi. Günlük 4 tane kapsül alınmasıyla gayet güzel bir koku verilebileceğini görmüş olduk. Araştırmacılar yapılan çalışmada sarımsağın insan vücudunda meydana getirdiği kokuyu ilham aldı. Yutulan tablet sayesinde insan derisinden gül kokusu salgılanıyor. Parfüm sektörüyle yarışabilecek bir ürün değil. Bu bambaşka bir gamı, bambaşka amaçları ve hayalleri olan bir ürün. Ekip yutulabilir gül tabletlerinin patentini almak istiyor. Efendim Ekran Oyuncuları Birliği'nin dağıttığı SAG 2024 ödülleri sahiplerini buldu. Hollywood'un ödül sezonunda Oscar'dan önceki son törene yine Oppenheimer damga vurdu. Kırmızı halı serildi. Beyaz perdenin yıldızları bu kez Amerika'da Sinema Oyuncuları Derneği'nin verdiği SAG ödülü için bir araya geldi.
1995'ten bu yana her yıl verilen Screen Actors Guild yani SAG ödülleri Los Angeles'taki törenle bu yılki sahiplerini buldu. 11 Mart akşamı gerçekleşecek Oscar ödülleri içinde ipucu niteliği taşıyan SAG ödüllerinde en iyi film Oppenheimer seçildi. Filmin oyuncularından Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu, Robert Downey Jr. en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. En iyi kadın oyuncu Lily Gladstone seçilirken en iyi yardımcı kadın oyuncu Davin Joy Randolph oldu. En iyi dizi Succession seçildi. Komedi dalında en iyi dizi The Bear oldu. Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Pedro Pascal şaşkın ve sarhoş haliyle geceye damga vurdu. I'm a little drunk. Biraz sarhoşum. Sarhoş olabileceğimi düşünmüştüm. Teşekkürler HBO. Kendimi aptal durumuna düşürüyorum ama bunun için çok teşekkür ederim. Jeez, Louise. Kısa bir ara verelim, reklama gidelim. Efendim tekrar merhabalar, tekrar iyi akşamlar. Ana habere devam ediyoruz. Bu arada saatler de 19'u gösteriyor. Bu yeni saat dilimine de terör operasyonuyla başlayalım. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen terörle mücadele operasyonlarında 6 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlara ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde terörist grup tespit edildi. Hava harekatı düzenlendi. 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde ise Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgesinde de operasyon vardı. 2 PKK-YPG'li terörist burada da etkisiz hale getirildi. Bakanlık açıklamasında operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek denildi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu haftaki gündemiyle devam edelim şimdi. Yeni haftada da yoğun bir gündem bekliyor meclisi. Genel kurulda yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. yargı paketi görüşülecek. Teklif emeklilerin bayram ikramiyesinin 2000 liradan 3000 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemeyi de içeriyor. Bu arada onu da hatırlatalım hemen ve liderler de partilerinin grup toplantılarında konuşacak. Kabul edenler, kabul etmeyenler. 8. yargı paketi, komisyonlar ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Salı günü çalışmalarına başlayacak Meclis Genel Kurulu 8. yargı paketini ele alacak. Teklife göre örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek. Düzenleme ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirket faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum atanmasına karar verildiğinde tasarruf mevduat sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini tazminat komisyonu karara bağlayacak. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2000 liradan 3000 liraya yükseltilmesini öngören maddede 8. yargı paketine eklenmişti. Buna göre düzenlemenin yasalaşması halinde Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere 3'er bin lira ikramiye verilecek. Teklifle deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Efendim Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı bir sistemin inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Anayasal olarak her şeyin yerli yerine oturtulması, benim sözüm daha kuvvetli yarışı içinde kimsenin olmaması lazım. Anayasada flu olanlar giderilmeli dedi. Anayasa tartışmasına ilişkin mesajlar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, birçok çatışma alanının anayasa içinde olduğunu söyledi. Kimsenin senin sözün sözse benim sözüm daha kuvvetli söz yarışı içinde olmaması lazım. Bazı konularda flu alanlar var. Yargı kurumları arasında bir güç mücadelesinin olmayacağı bir sistemi inşa etmemiz lazım dedi.
kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi 14. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa çalışmalarında kırmızı çizgim dayatması yapılmaması gerektiğini ifade etti. Hiçbir partinin tek başına bir anayasası olmaz, milletin anayasası olur. Burada gönlümüzden geçen odur ki hemen ilk turda 400'ü aşsın ve anayasa mecliste yapılsın. Olmazsa bunu referanduma götürecek çoğunluk mecliste oluşsun. Herhangi bir grup, herhangi bir çevre benim kırmızı çizgim budur diyerek en baştan kırmızı çizgisini dayatmasın. Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarında izlenebilecek yol haritasını anlattı. Mesela parlamento içinde komisyonlar olabilir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi karma komisyonlar kurulabilir. Sivil toplumun görüşlerinin alındığı, büyük müzakere ortamlarının açıldığı, şehir şehir, bölge bölge fikirlerin alındığı bir istişare zemini açılabilir. Çok net söylüyorum, yeni anayasa ya da anayasada köklü değişiklik bir fantezi, bir siyasi tartışma değil, Türkiye için bir zarurettir. Geçmiş dönemlerde anayasa değişikliğiyle ilgili 64 maddelik bir mütabakat var. Bugün maddeler üzerinde konuşsanız belki bu 64 madde partilerin çoğunluğunun uzlaşabileceği 84-94 madde olur. Ve şimdi de diplomasiyle devam edelim efendim. Türkiye-Yunanistan ilişkileri üst düzey ziyaretlerle yeniden olumlu bir zeminde ilerliyor malum özellikle son aylarda. Ancak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamaları bu sürece ilişkin bazı soru işaretleri yaratıyor. O da şöyle ki Ege'de suların sakinleşmesine yönelik adımlar atılsa da ben endişeliyim demişti Dendias'ın açıklamaları. Ankara'da olumlu atmosfere zarar verdiği yönünde değerlendiriliyor. Ziyaretler, karşılıklı verilen olumlu mesajlar. Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu süreç devam ediyor. Ancak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamaları soru işareti yaratıyor. Bir dönem Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı olarak görev yapan, geçen yıl ise Savunma Bakanı olarak görevlendirilen Dendias'ın Ocak ayında yaptığı bazı ziyaretler ve açıklamalar dikkat çekti. Dendias, 1 Ocak'ta gayri askeri ada statüsündeki Limni'yi ziyaret etti. Buraya tesadüfen gelmedim dedi. Ülkemiz silahlı kuvvetlerinin buradaki varlığı önemlidir ve önemli olmaya devam edecektir açıklaması yaptı. 14 Ocak tarihli açıklamasında da gündem Türkiye'ydi. Türkiye atılımlar yaptı. Biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez dedi. Dendias'ın iki ülke ilişkilerine dair negatif açıklamaları devam etti. 19 Şubat 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 Viper askeri uçağının Ege Denizi'nin güneydoğu ve orta kesimi üzerinde yaptığı uçuşa katıldığını açıkladı. Türkiye'nin savaş uçağı Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği 21 Şubat 2024 tarihinde de Dendias'tan ilginç bir çıkış geldi. Türklerin önüne geçmek için mücadele ediyoruz ifadelerini kullandı. Dendias, her iki ülkede pozitif atmosfer yaratıp Ege'de suların sakinleşmesine yönelik adımlar atsa da ben endişeliyim dedi. Bunun yanında geçen hafta Yunanistan, oluşan olumlu havayı bozma riskine rağmen gayri askeri statüde bulunma şartıyla verilen adaların karasularında tatbikat icra etmek üzere NOTAM ve NAVTEX yayınladı. Efendim dün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yıl dönümüydü. Artık iki yıl tamamlandı, üçüncü yıla girildi ve Ukraynalı bakanlar da savaşın bu ikinci yıl dönümünün ardından bazı açıklamalarda bulundu. Şöyle ki Savunma Bakanı Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatının %50'sinin zamanında ulaşmadığını söyledi. Batı'nın silahlarının yarısı zamanında ulaşmadı. Açıklama Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'dan. Umerov, savaşın ikinci yıl dönümünden hemen sonra açıklamalarda bulundu. Gündeminde cephedeki son durum ve Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatı vardı. Şu aşamada taahhüt teslimat anlamına gelmiyor diyen Umerov, vaat edilen askeri yardımın %50'sinin zamanında teslim edilmediğini söyledi. Umerov, özellikle Rusya'nın hava üstünlüğü göz önüne alındığında gecikmiş yardımın insanların hayatına mal olabileceğini ve Ukrayna'nın bazı bölgeleri kaybedebileceği konusunda uyardı. Ukraynalı bakan, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak tedarik sıkıntısının Ukrayna ordusuna zarar verdiğini belirtti. Kiev yönetimi cephede son dönemde Rus güçlerine karşı direnmekte güçlük çekiyor.
Son olarak Rus ordusu stratejik öneme sahip Avdiivka kentini ele geçirmiş, Ukrayna ordusu can kayıplarının önüne geçmek için bölgeden çekildiklerini açıklamıştı. Ukrayna ordusu için hayati önem taşıyan 60 milyar dolarlık Amerikan yardımı da Kongre engeline takılıp kalmış durumda. Şimdi yarın önemli bir gün, Türkiye Lahey'de sözlü sunum yapacak efendim. Dışişleri Bakanlığı yarın İsrail'in Filistin işgalinin ele alınacağı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada sunum yapacak. Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız tarafından İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamaları anlatılacak. Sunumu Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti de takip edecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarını sözlü sunumla anlatacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti de Uluslararası Adalet Divanı'ndaki o sunumu takip edecek. İsrail'in Filistin işgaline ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan duruşmalar devam ediyor. Gözler 26 Şubat'ta Türkiye'nin gerçekleştireceği sunumda olacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin sözlü sunumunun Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız tarafından yapılacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 30 Aralık 2022'de aldığı kararla İsrail'in Filistin topraklarını işgal ve ilhak uygulamaları, Kudüs'ün nüfus yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik eylemlerinin hukuki sonuçları konusunda Uluslararası Adalet Divanı'ndan görüş talep ettiğini hatırlattı. Bu sürecin sonunda Filistinlilere uygulanmakta olan zulme ilişkin hukuki tespitlerin ortaya konulmuş olacağını kaydeden Keçeli, Türkiye dahil 57 ülke ve uluslararası örgütün yazılı katkı sunduğunu ifade etti. Lahey'deki sunumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu da takip edecek. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail'in insanlık dışı uygulamalarını her platformda dile getireceklerini söyledi. Türkiye olarak hem Uluslararası Adalet Divanı'ndaki tüm süreçleri hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki süreci yakından takip ediyoruz. İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı tüm eylemlerini dünyanın her yerinde, her platformda dile getirmeye, Filistinli masum insanların yaşadığı dramı gözler önüne sermeye devam edeceğiz. Dileğimiz ateşkes sağlanarak Filistin'de yaşananlara son verilmesidir. Yüksel, Türkiye'nin gerçekleştireceği sunumun tarihe not düşeceğini kaydetti. Şimdi Mısır'dan bir açıklama var ateşkese dair. Mısır, Katar'ın bu hafta Hamas'la İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasına varılmasını amaçlayan arabuluculuk görüşmelerine ev sahipliği yapacağını açıkladı. Paris'teki ateşkes görüşmelerinden de detaylar geliyor bu arada. İsrail'in görüşmelerden olumlu döndüğü iddia ediliyor. Dünyanın gözü Gazze için gelecek ateşkes haberine çevrildi. Katar bu hafta ateşkes masası kurulacağını duyurdu. Mısır medyası, Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakerelere Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlanacağını yazdı. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde toplantıların Kahire'de devam edeceği belirtildi. Ancak ayrıntı verilmedi. İsrail basını ise savaş kabinesinin Hamas'la rehine takası anlaşmasına ilişkin müzakereler için yönergeleri onayladığını yazdı. Bu adım hafta sonu Paris'te İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısır temsilcilerinin rehine takası anlaşmasını görüşmek üzere yaptığı toplantıların ardından geldi. Arapça yayın yapan Londra merkezli Şark El Avsat da Paris'te görüşülen olası ateşkesin 3 aşamalı olacağını iddia etti. Filistinli kaynaklara dayandırılan habere göre Paris'te taslağı oluşturulan uzlaşıda ateşkes ilk aşamada 6 hafta süreyle devreye girecek. İlk aşamada 35 İsrailli, yüzlerce Filistinli salıverilecek. İkinci ve üçüncü aşama için tekrar müzakere masası kurulacak. İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi ise İsrail heyetinin Paris'ten olumlu şekilde döndüğünü yazdı. İsrail yetkililere dayandırılan haberde müzakereler olumlu geçse de anlaşmaya varmak için henüz erken yorumları yapıldı. Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmış, İsrail'in yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.
Efendim, Yalova merkezde 4 ilde Kafes 47 operasyonu düzenlendi. Çakar ismiyle bilinen organize suç örgütü çökertildi bu operasyonla. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yalova merkezli, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Çakar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik baskınlarda örgütün elebaşlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Tefecilik ve yağma gibi suçları işledikleri belirlenen şüphelilerin hesapları incelendi. Yaklaşık 1 milyar lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip tek tek kafese koyacağız ifadelerini kullandı. Efendim, şimdi bu saat diliminde de siyasetin gündemine bir dönelim hemen. Aslında seçimin gündemine dönelim tabii, yaklaşan yerel seçimlerin gündemine bir bakalım. Artık bugün itibariyle 34 gün kaldı sadece, sandığa 34 gün var ve İstanbul yarışına bakalım şimdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Bugün de Bayrampaşa'da Millet Bahçesi açılışında konuştu Kurum. CHP yönetimini eleştirdi. Siz gidin Fatih'in emaneti İstanbul'u Kandil uzlaşısıyla paylaşma hesaplarınıza devam edin dedi. Son günlerde bunların tabii kafası karıştı. Telaşlandılar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bizi diline dolamış. Kendince siyaset yapmış. Gerçi Özgür Özel'den de bu tür yersiz yurtsuz açıklamalar beklenir. Zira kendisinin siyaset sicili de geçmişi de sıfırlarla doludur. Hedefinde bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Bunların bağımsızlıkları yoktur, prangaları vardır dedi. Demokrat gibi görünüp kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar, hançer siyasetinin aktörleri bunlardır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuştu. CHP ile DEM Parti arasındaki kent uzlaşısını eleştirdi. Siz gidin Fatih'in emaneti İstanbul'u Kandil uzlaşısıyla paylaşma hesaplarınıza devam edin. Bu millet 31 Mart'ta Bayrampaşa'da sizin bu pazarlık masanızı, bu Kandil masasını hep birlikte dağıtacaktır. Kurum projelerle İstanbul'da trafiği rahatlatacaklarını söyledi. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünel projeleriyle, 250 bin araçlık otoparkımızla, yeni çevre yollarıyla İstanbul'daki trafik çilesini biz bitireceğiz. Evet, İstanbul'daki yarışla devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hafta sonu seçim çalışmalarına devam etti. Silivri'deydi bugün İmamoğlu, Silivri'de konuştu. Projelerini eleştirenlere yanıt verdi. İhmali, israfı, ihaneti ortadan biz kaldırdık dedi. İhmali, israfı, ihaneti ortadan yine biz kaldırdık. Ben söylüyorum, bunların işi ihmal, israf, ihanet. Bizim işimiz ise icraat, icraat. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Silivri ile devam etti. İçme suyu yatırımları açılışında konuştu. Projelerini eleştirenlere tepki gösterdi. Bunlar bizim süt dağıtmamızla dalga geçiyorlar aklı sıra. O öyle mega proje mi olurmuş diyerek dalga geçiyorlar. Vallahi de billahi 250 bin çocuğa süt dağıtan Ekrem amcalarının mega projesi halk süt. Anlayana anlayana. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da tarıma desteklerinin artacağını söyledi. Rakibi Murat Kurum'u eleştirdi. Kandırma işinde bunlar çok marifetli. Ama iki konuda marifetlerini ispat etmişler. Bu iki konu ne biliyor musunuz? Sırası geldi mi aldandık diyorlar, sırası geldi mi aldatıyorlar. Bu millet aldananı da sevmez, aldatılanı da sevmez. Bu millet başına aldananı da getirmez, aldatanı da getirmez. Seçmez kardeşim.
Şimdi İstanbul'dan Ankara'daki yarışa bir geçelim. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ato Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla projelerini tanıttı bugün. Esenboğa üzerinden Kızılay'a yeni bir metro hattı yapacaklarını söyledi Altınok ve tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacaklarını söyledi. Böyle bir vaadi vardı. En az 20 bin vatandaşa da kira öder gibi ev sahibi olma imkanı getireceğiz dedi. Güzel Ankara'm, sen sadece seçimden seçime reklam panolarında belediye başkanını görmeyi hak etmiyorsun. Ankara'ya 58 kilometre metro yapacağım demiş ama Ankara'da 5 yılın sonunda yapılan 5 santim dahi metro yok. Ankara maalesef havalarında metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Esenboğa üzerinden Kızılay'a yeni bir metro hattı yapacağız. Esenboğa Havalimanı'na yeni metro hattı projesini açıkladı. Tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım vaadinde bulundu. Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Sınırsız ulaşım üniversite öğrencilerimize ücretsiz olacak. 18 yaşındaki gençlerimiz de buna dahil. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ato Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla projelerini tanıttı. Öğrencilere yönelik diğer projelerini de paylaştı. 20 bin üniversite öğrencimize ayda 1500 lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin öğrencimize düşük kiralı konut yapacağız. Emekliler için Ankart'ı devreye alacaklarını söyledi. Sosyal refah desteği ihtiyacı olanlar için Ankart sistemi getireceğiz. Sosyal refah statüsündeki emeklilerimizin Ankart'ına her ay 5000 lirayı yatıracağız. Altınok'un vaatleri arasında konutla ilgili projeler de vardı. En az 20 bin vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaatlara hızlı başlayacağız. 20 bin evi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapacağız. Efendim AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci kaza geçirdi. İnci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza Sakarya Akyazı'da meydana geldi. Ali İnci idaresindeki otomobil Ormanköy Işıkları mevkiinde hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada milletvekili İnci'nin yanı sıra diğer sürücü ve araçtaki ikisi çocuk olmak üzere biri kadın ve 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ve 5 yaralı hemen hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. Efendim bir kaza da İstanbul'daydı. Vinçler çarpıştı efendim İstanbul'daki kazada. Park edildiği sırada birden freni tutmadı vinçin ve önündeki başka bir vince çarptı. Korkutan kaza kameraya da yansıdı. Vinçte sıkışan operatör yaralandı. Freni boşaldı, kaydı. Süratle önündeki vince çarptı. Caddeye çıkan vinç az daha faciaya neden olacaktı. Buradaki araç freni patlayınca bunu sürükleyerek karşı kaldırıma attı. Bu da burada otele vurarak burada durdu. Kaza İstanbul Beyoğlu'nda Arap Camii Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çalışma yapmak için sokağa park edilen vincin frenleri tutmadı. Hareket eden vinç önündeki vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki vinç süratli bir şekilde caddenin karşısına geçti. Duvara çarparak durabildi. Yukarıdan süratli bir şekilde geliyor. Şoför kendini atıyor arkadaki vinç. Öndeki vinç de içinde kendisi sıkışıyor. Ondan sonra buradan oradan vurunca arkadan yoldan karşıdan karşıya geçiyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Önde bulunan vincin operatörü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Ve şimdi ekranlarınıza İstanbul'dan bir görüntü getireceğiz. Yine trafikten bir görüntü ama akıl almaz bir görüntü bu efendim. Hafriyat kamyonu şoförü yolda
makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye attığı anlarda kameraya bakın nasıl yansıdı. Hemen gelsin görüntüler ekranlarınıza. İşte bu görüntüler Arnavutköy'de kaydedildi. Hafriyat kamyonu şoförü yolda sinyal vermeden makas atarak ilerliyor. İşte görüyorsunuz. Hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye attı. İşte böyle. Şoförün bu yürekleri ağza getiren o anları da başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Şimdi polis makas atan bu sürücüyü arıyor. Yine İstanbul'dan bir haberle devam edelim. Bu kez Esenler'deyiz. Efendim bugün bir grup sürücü kendilerini aynı sokakta peş peşe ard arda defalarca kez kesilen trafik cezalarını protesto etmek için toplandı. Sürücüler kendilerine hiç nedensiz, ortada hiçbir sebep yokken ceza yazıldığını savunuyor. Yememiş, içmemiş, oturduğu yerden bize bir sokakta ceza yazmış. Ses açmışız, emniyet kemeri takmamışız. Bizi duyuyorsa çıksın gelsin ben yazdım desin. 1, 2, 3 derken baktım ki mağduriyet sadece benle kısıtlı değilmiş. Kimine onlarca ceza yazıldı, kimi iddiaya göre orada bile değildi. Kendilerine sürekli ceza kesilen o sokağa giderek konvoy oluşturdular. Korna çalarak protesto ettiler. Bu sokaktan yalnızca 62 bin lira cezam var abi ya. Kaç defa yazdın? Abi şu anda 48 tane cezam var burada. Burası İstanbul Esenler'deki 55. sokak. Aracıyla konvoya katılanlar Fahri Trafik Müfettiş'ten şikayetçi. İddialarına göre emekli polis memuru o Fahri Müfettiş sokaktan geçenlere olmayan ihlallerden ceza yazıyor. Konvoy yaptık, konvoy halinde, eşlik halinde. Herkes bu insandan şikayetçi. Aynı günde, aynı saatte tarafımıza 7 tane, 8 tane ceza yazıp göndermekte. Sürücüler tekrar ceza yazılmaması için araç plakalarını kapattı. Durumu korna çalarak protesto etti. Efendim hafta sonu peş peşe geldi kazalar. O kazalardan biri de Antalya'da oldu, Alanya ilçesinde. Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Ne yazık ki 61 yaşındaki Kıymet Akyol, Kızlar Pınarı mahallesinde yolun karşısına geçmek istedi. Refüjdeki demirleri aralayarak aradan karşıya geçmeye çalışan kadına o sırada yolda hızla seyreden bir motosiklet çarptı. Savrulan Akyol ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kıymet Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Efendim Hatay'da konteyner kentte çıkan yangında 3 konteyner küle dönmüş, bir anne ile 1,5 yaşındaki oğlu da yaralanmıştı, hatırlayacaksınız bu haberi. Geçtiğimiz günlerde meydana gelmişti. Anne Çiğdem Çalar oğlunu kurtarmak için canını hiçe saymıştı. Anne o anları anlattı. Benim ufak oğlum geldi, anneye de konteyner yanıyor. Ben koştum. Gözünü bile kırpmadan yanan konteynerin içine girdi. Çünkü içeride beşikte uyuyan 1,5 yaşındaki oğlu Çınar vardı. Su ver, su, su. Abi çekil şöyle abi. Ben oradan öleceğimi bilsem de yani çocuğumu almak istedim yani, çıkarmak istedim. Hatay'da depremzedelerin kaldığı geçici yaşam merkezinde geçen Perşembe günü yangın çıktı. Çalar ailesinin yaşadığı konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Depremzedeler yangına müdahale etti ama çabaları yetmedi. Anne Çiğdem Çalar, konteynerde uyuyan 1,5 yaşındaki oğlu Çınar'ı kurtarmak için ölümü göze alıp alevlerin içine girdi. Kafasında, gözünde eli yanmış, diğer eli yanmış. Benim sırtım, kafam, boynum. Anne oğul yangından yaralı kurtuldu. Hatay Valiliği aileyi başka bir konaklama merkezine yerleştirdi. Ben o kadar şey.
Efendim, İstanbul'da bir yangın vardı, bir çocuk destek merkezinde yangın çıktı. Bina içinde bulunan 10 çocuk itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Görüntüler de hemen geliyor ekranlarınıza. Alevler Beylikdüzü'nden yükseldi. 3 katlı çocuk destek merkezinin en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini görenler durumu hemen 112 acile bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 10 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye sevk edildi. Binada da hasar meydana geldi tabii bu arada. Şimdi yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Efendim, şimdi İzmir'den bir haber var sırada. Tarihi asansör yakınında geçen Ocak ayında insan kemikleri bulunmuştu. O kemiklerin 2022'den beri aranan katil zanlısı Deniz Özarslan'a ait olduğu ortaya çıktı. Deniz Özarslan 29 Temmuz 2022 tarihinde boşanma sürecindeki eşi Ezgi Özarslan'a silahla ateş açmış. Ağır yaralanan kadın 6 gün sonra hayatını kaybetmişti. Sen de bunu yaşadın annem, bir kalleşim kurşunluğuna gittin sen annem. Boşanma sürecindeki eşini katletmişti. Her yerde aranıyordu. Tesadüfen bulunan kemikler katil zanlısına ait çıktı. İzmir Konak'taki tarihi asansör yakınlarında geçen ay insan kemikleri bulundu. Kemiklere DNA testi yapıldı. Sonuçlar kemiklerin Ezgi Özarslan'ın katili Deniz Özarslan'a ait olduğunu ortaya çıkardı. Çift boşanma sürecindeyken Deniz Özarslan eşinin iş yerine giderek kurşun yağdırmıştı. Yaralanan Ezgi Özarslan yaşam mücadelesini 6 gün sonra kaybetmişti. Firar eden katil zanlısı Deniz Özarslan 29 Temmuz 2022 tarihinden bu yana kayıptı. Ezgi Özarslan'ın ailesi her yere ilanlar asıp zanlının bulunmasını istiyordu. Kemikleri bulunan Deniz Özarslan'ın ölüm nedeni araştırılıyor. Efendim, Edirne'de kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 51 göçmen 2 tırın dorselerine saklanmış olarak bulundu. İpsala sınır kapısında 2 tır Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin denetimine takıldı. Arnavutluk plakalı 2 tırda arama yapıldı ve işte görüntüleri de izliyorsunuz şimdi ekranlarınızda. 51 göçmen tır dorselerine gizlenmiş halde bulundu. Yurt dışına kaçmak isteyen göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Tır sürücüleri de gözaltında tabii. Ve Ankara'dayız şimdi efendim. Ankara'da Dilan Melis Güvenç 3 yıl önce kimliğini kaybetmişti. Sağlık raporu almak için hastaneye giden genç kız burada hayatının şokunu yaşadı. Şöyle ki, kayıtlarda uyuşturucu bağımlısı olduğu söylendi ona. Ancak yaşadığı şaşırtıcı bu durum bununla da sınırlı kalmadı. Hemen olayın peşine düştü genç kız. Bir gece kulübünde çalıştığını ve kendisi adına senet tutulduğunu öğrendi. Ehliyet için sağlık raporu almaya gitti. Uyuşturucu bağımlısı olduğuna yönelik bilgi verildi. Olayın peşine düştü. Resmi kayıtlarda daha şaşırtıcı durumla karşılaştı. Bir gece kulübünde çalıştığını ve kendisi adına senet tutulduğunu öğrendi. Doktorun kayıtlarımı kontrol ettiğinde bana ehliyet için sağlık raporunu veremeyeceğini, çünkü madde kullandığımı söyledi. Açıp kontrol ettim kayıtları. 8-10 tane farklı hastanede benim açıma açılmış bir sürü çoğunlukla acil kaydı. Ankara'da yaşayan Dilan Melis Güvenç 2020 yılında kimliğini kaybetti. Nüfus müdürlüğüne giderek talep oluşturdu ve yeni kimliğini aldı. Aradan yıllar geçti. Ehliyet için sağlık raporu almak istedi ancak rapor verilmedi. Gerekçe olarak uyuşturucu bağımlısı olduğu söylendi. Etlikşehir Hastanesi'ne gittim. Bu uyuşturucu tahlillerinin çıktığı hastane olan. Polisle görüştüm. Adli vaka olmadığını görünce de beni en yakın karakola müracaat etmemi söylediler. Oraya gittiğimde bir ay kadar önce bir karakolda ifade verdiğimi, benim böyle bir ifadem olup olmadığını sordular. O karakolda da kamera kayıtlarına ulaştık, birlikte izledik. Benim adıma ifade veren kişiyi de gördüm. Bu sayede savcılar gidip suç duyurusunda bulundu. SGK kayıtlarında ise farklı gece mekanlarında çalıştığını gördü. Üçer gün olmak üzere aynı gece mekanında
farklı vakit aralıklarında 3'er gün 2 adet sigortam bulunduğunu gördüm. Kendi adına senet düzenlendiğini de öğrendi. Çankaya'da bir polis karakolundan polis memuru beyefendi aradı beni. Karakola gittiğimde bir kızın Ankara Çankaya'da bulunan bir gece mekanında benim kimlik fotokopimi kullanarak çalıştığı, beyanına göre de benim adıma düzenlenmiş senetle orada tutulduğunu iddia edildiğini söyledi. Efendim, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde özel gereksinimli bir kişi evin balkonunda dakikalarca asılı kaldıktan sonra düşerek yaralandı. Çevredekilerin yardım çabaları sonuçsuz kalırken o anlarda kameralara yansıdı. İşte o anlarda şimdi geliyor ekranlarınıza. Bu olay Sapanca ilçesi Rüstempaşa mahallesinde iki katlı bir evin balkonunda yaşandı. Balkonda görüyorsunuz bir süre asılı kalan özel gereksinimli kadın için çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştular. Balkon parmaklıklarında uzun süre asılı kalan kadın için yardım çabaları yeterli olmadı fakat o anlarda işte böyle kamera tarafından kaydedildi. Bir süre kurtarılmaya çalışılan kadın uzatılan merdivene rağmen ikinci kattan kaldırıma düştü efendim. Sağlık ekiplerince olay yerindeki İlk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Efendim, şimdi bir dünya gündemine bakalım. Bir Rusya'ya dönelim. Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Alexei Navalny'nin cenazesinin ailesine teslim edildiği açıklandı. Rus muhalife cenaze töreni yapılıp yapılmayacağıysa bilinmiyor. Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Alexei Navalny'nin naaşı annesine teslim edildi. Rus muhalif lider Alexei Navalny, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki cezaevinde 16 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmiş, günler sonra Rus muhalifin naaşının ailesine teslim edildiğini duyurdu. Yarmiş, cenaze töreni için düzenlemelerin yapıldığını ancak planın net olmadığını söyledi. Rus yetkililerin Navalny için halka açık bir cenaze töreni düzenlenmesine izin verip vermeyeceği bilinmiyor. Navalny öldü mü yoksa öldürüldü mü soruları gündemden düşmüyor. Otopsinin günlerce sürmesi ve naaşın Navalny'nin ailesine gösterilmemesi de zehirlenme iddialarını tetiklemişti. Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya son açıklamasında yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işaret etti. Yaşarken Navalny'ye işkence yapıldığını söyleyen Navalnaya, şimdi de eşinin cansız bedenine işkence yapıldığını öne sürdü. Rus basınında yer alan haberlerde Navalny'nin cesedinde morluklar olduğu iddia edilmiş, Navalny'nin cesedini taşıyan ambulansta bulunan bir sağlık görevlisine dayandırılan haberde morlukların Navalny'nin başında ve göğsünde olduğu öne sürülmüştü. Özellikle batılı ülkeler Navalny'nin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutarken Kremlin ise bu iddiaları reddediyor. Ve şimdi de Japonya'ya bir dönelim. Efendim, Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasının kalıntılarında bulunan erimiş kol saati 31.113 dolara alıcı buldu. Hiroşima kalıntılarından çıkarılmıştı. 31.113 dolara satıldı. Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'ya 1945'te atılan atom bombasının kalıntıları arasında bir kol saati bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde müzayedeye çıkarıldı. Müzayededen yapılan açıklamada saat, nükleer çağın şafağının işareti ve uygarlığın alacakaranlığının habercisi olarak nitelendirildi. Yerel saatle patlama anı olan 8.15'te duran ve eriyen kol saati 31.113 dolara yani yaklaşık 960 bin liraya alıcı buldu. Ancak saatin yeni sahibinin adı açıklanmadı. 2017'de Nobel Barış Ödülü'nü alan İsviçre merkezli uluslararası nükleer silahların imha edilmesi kampanyası saatin satışına karşı çıkmıştı. Tarihi dersler taşıyan bir obje üzerinden bireylerin kar elde edebileceği kaygısı nedeniyle kol saatinin satıştan kaldırılması istenmişti.
Amerika Birleşik Devletleri tarafından 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan ilk atom bombası, tarihin en büyük nükleer facialarından biri olarak biliniyor. Atom bombasının ardından kentin %90'ı yıkılmış, yaklaşık 140 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ve şimdi bir Trump diyelim. Eski ABD Başkanı biliyorsunuz Donald Trump biliyorsunuz yeniden seçime hazırlanıyor. Renkli de bir kampanya yürütüyor. Şimdi bir açıklamada bulundu. Eğer ben olsaydım savaşlar olmazdı bu dönemde dedi. Tabii Biden'ın Kasım'da seçimi kazanması halinde, yeniden kazanması halinde her şeyin daha da kötüleşeceğini savundu. Görevde olsaydım ne İsrail'e saldırı ne de Ukrayna'da savaş olurdu. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisinin görevde olması halinde çatışmaların ve savaşların olmayacağını bu sözlerle savundu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde Amerikan Muhafazakar Birliği'nin geleneksel muhafazakar siyasi eylem konferansında konuştu. Hedefinde halefi Joe Biden vardı. Trump, Biden'ın tekrar seçimi kazanması halinde her şeyin çok daha kötüleşeceğini savundu. Görevi boyunca hiç savaş çıkmadığını öne süren Trump, görevde olsaydım ne İsrail'e saldırı ne Ukrayna'da savaş olurdu dedi. Trump'a bir oy özgürlüğünüz için bir oy olacak. Trump'lıktan çıkışın pasaportu olacak diye konuştu. Öte yandan Trump rakibi Nikki Haley'i Güney Carolina'da mağlup ederek bir ön seçimden daha zaferle çıktı. Nikki Haley'in 6 yıl boyunca valilik görevini üstlendiği bir eyalet olduğu için buradan çıkacak sonucun önemli olacağı belirtiliyordu. Haley daha önce yaptığı açıklamalarda Güney Carolina'daki ön seçimi kaybetse bile 5 Mart'ta 15 eyalette ön seçimin yapılacağı süper salı seçimlerine katılacağını belirtmişti. Biz şimdi kendi gündemimize bir dönelim. Efendim İstanbul'da Marmaray'ın açılmasıyla birlikte altın hale gelen Sirkeci Kazlı Çeşme tren hattı yeni nesil ulaşım projesiyle yeniden açılıyor. Açılışta yarın yapılacak. Raylı sistem, yürüyüş alanı ve bisiklet yolunu bir araya getiren bu proje tarihi yarımadada İstanbullularla buluşacak. Yepyeni bir konsept ile yaya odaklı bir raylı sistem projesini İstanbul'a sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 8 duraktan oluşan raylı sistem, yürüyüş yolu, bisiklet alanı ve arkeolojik park alanları. Tarihi Yarımada'daki en eski banyo hattı yeni nesil ulaşım projesiyle yeniden hayat buldu. 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren ama projesini yeni baştan yaptığımız Sirkeci Kazlı Çeşme hattını inşallah 8.3 kilometre olarak hizmete sunacağız. Sirkeci Banyo hattı Marmaray açıldıktan sonra atıl hale gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Banyo hattını yeni nesil ulaşım projesiyle yeniden hayata geçirmek için 2021'de çalışma başlattı. Projeyle yaya, demir ve bisiklet yolu tek hat üzerinde birleştirildi. 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122.550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6.000 metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74.000 metrekare yeşil alan, 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi inşa ederek İstanbul halkına ayrıca katkı sağladık. Tren hattı sayesinde Kazlı Çeşme, Sirkeci arası 20 dakikada geçilecek. İsteyenler bu güzergahta bisiklet ve scooter da kullanabilecek. Hattın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Avrupa ve dünya şampiyonu genç yüzücü Sümeyye Boyacı Türkiye adına önemli başarılara imza attı. 21 yaşındaki yüzücü yeni madalyalar içinde çalışmalarına devam ediyor. Hedefi bu yıl düzenlenecek Paris Olimpiyatlarından madalyayla dönmek. Sümeyye Boyacı. Manchester'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda takım arkadaşlarımla beraber hepimiz birer üçüncülük madalyası kazandırdık ülkemize. Hayatın tüm olumsuzluklarını azmi ve yaşam enerjisiyle yendi.
21 yaşındaki paralimpik sporcu Sümeyye Boyacı madalyalarına yenilerini eklemek için hazırlanıyor. 2024 sezonu için hazırlıklarımız devam ediyor. Erzurum'da yüksek irtifa kampı yapıyoruz. Engelli Sümeyye Boyacı 5 yaşında annesinin ısrarıyla yüzmeye başladı. Kısa zamanda da büyük başarılara imza attı. Elde ettiği derecelerle Türkiye'nin gururu oldu. Bir yüzücü olarak açıkçası aldığım madalyalardan ve elde ettiğim derecelerden çok büyük gurur duyuyorum. Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Para Yüzücü 2024'te katılacağı Dünya Serisi yarışları ve Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek istiyor. Hedefse Paris Olimpiyatları. Buradan İtalya'da bir dünya serimiz var. Ardından Madeira'da bir Avrupa Şampiyonası olacak. Berlin'de bir dünya serisi. Daha sonrasında Paris'te bir test event olacak. Çok kısa bir reklama gidelim. Efendim ana haberin sonuna geldik. Ben ana haberi kapatıyorum ama az sonra yerel seçim 2024'te tekrar karşınızda olacağım. Bizden ayrılmayın.